Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde Pire'den motorumuzla yola çıkmış Korint kanalına gelmiştik. Kanala şöyle bir baktıktan sonra Akro Korint'i gezdik. Daha sonra ise Nemea Antik Kenti'ni gezmiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas, bu bölümümüzde Nafilio'ya geçeceğiz. Nafilio'ya giderken yol üstündeki Mikan uygarlığını geziyoruz. Arkasından Nafilio'daki evimize yerleşiyoruz. Kale içinde güzel bir tur attıktan sonra şahane bir yemek yiyoruz. Üstüne de meydandaki halk oyunları gösterisini izliyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Evet Eda, hazineye mi gidiyorsun? Nasıl bir hazine varmış orada? Hazine 12 euro mu? Evet, ilk olarak yeni bir antik kentte olduğumuzu söylemek istiyorum. Burası Mikines. Antik Miken'deyiz şu anda. Antik Miken ve Trins zamanının yine önemli şehirlerinden. Siz bu Mikenleri nereden biliyorsunuz Mikines'i? Agamemnon'un şehri burası. Agamemnon kim? Bütün Yunanları zamanında bir araya getirmeyi başarmış komutan Truva Savaşı'nda. Ve tabii ki sarayı da burada. Öldürüldüğü yer de burası. Hatırlarsanız. Şimdi burada çok önemli bir hazine ve mezar göreceksiniz. Buraya Atreus'un mezarı deniyor. Şöyle göstereceğim. Tolos tipi mezarlar bunlar arkadaşlar. Mikene özgü. Yani kendimi şu anda şeyde antik Mısır'da falan hissettim. Yani çok enteresan gözüküyor. Çok büyük. Atreus'un hazinesi. Tolos kovanı. Kovan görünümlü bir mezar. Agamemnon'un türbesi de diyorlarmış buraya. Miken mimarisini gösteriyor tamamen. Çok güzel. Bir girişi var önemli. Ve kapısı çok önemli. Atreus'un mezarı en sağlam kalmış mezar buralardaki. Bu kapının üstündeki taş 9 metre uzunluğunda, 120 ton ağırlığında. Nasıl yerleştiğinin hala sırrı çözülmemiş. O yüzden galiba kendimi antik Mısır'da hissettim dedim. Çok yüksek gördüğünüz gibi şöyle. Enteresan. Oo, bayağı. Ha bakın şu megalitten bahsediyorlar. Dar bir geçit gibi. Nasıl girelim mi içeriye? Evet, antik Tolos'a adım attım. Kubbe. Kubbesi çok enteresan. Harçsız duvar stilinde yapıyorlarmış bunları. Nasıl böyle durduğunu anlamlandırmak çok zor. Çok enteresan bir ses var. Adım attıkça. Sanki altın. Siz duyuyor musunuz bu yansıtmayı? Akis çok fena. Bu nedir? Buraya girilmez diyor ama çok enteresan. Bir yandan da korktum. Korkmadım değil. Yürüdüğüm yerden çıkan ses şu ortada artıyor. Çok enteresan ya. Ortada da bir köpek uyuyor. Çok korkunç yalnız. Şu görüyor musunuz? Gerçek köpek. Taşlar da örülmüş, örülmüş, örülmüş. Yukarıya doğru çamlar olmuş. Troya'yı kazan Şileman'ı duymuşsunuzdur. O arkeolog burada da kazılar yapmış. Ve burada mezar çemberi olarak adlandırılan bir kraliyet mezarını gün yüzüne çıkarmış. Onu da göreceğim inşallah.
Hatta Agamemnon'un maskını bulmuş. Müzede göreceğiz o maskıda. Maskının üstüne tabii ki de yani Agamemnon'un deri parçaları yapışmıştır. Ve demiş ki bulduğu zaman maska bakıp Agamemnon'un yüzüne dimdik baktım. Clytemnestra'nın mezarını gördüm. Akropolis, yukarısı yüksek şehir. Aslan Tolos türbesi bu taraftaymış, aslanlı olan. Tolos gördüğünüz daha deminki anlattığım mezar tipi. Clytemnestra'nın mezarı sağdaki. Bir de yağ tüccarının evi varmış. Önce şuradan müzeden başlasak. Başlayalım. Bu yine bence bir Tolos'muş. Kubbesi şu anda olması gereken yer yıkılmış. Tepeden görebiliyorum. Evet, Tolos ta kendisi. Atreus kadar ürkütücü değil, değil mi? Üstü açık olunca. Yalnız Mora'nın yeşilliğine bayılırsınız yani. Her yer zeytin ağaçları, bağlar, bahçeler. Şu müzeye bir gidelim. Evet, müzemize geldik. Bölgemizin bir maketi. Tepedeki Akropolis. Şu aslanlı kapı pek meşhur. Miken Uygarlığı'nın tam bir görüntüsü. Bu Citadel'in yani yukarıdaki kalenin giriş kapısı. Şileman kazılarını yapınca kendisi çizmiş. Bu çizim ona aitmiş. Tapınaktaki yılan figürleri nasıl? Ve insan figürleri. Mikene özgü figürler. Çok enteresanmış bunlar ya. Biraz önce gezmiştik ya Atreus'un hazinesini. Burada ona özel bir oda var. Bunlar içeriden çıkarmalar. Mezar çemberi, evet. Bu mezar çemberleri Şileman'ın kazıları. Bronz bir kılıç. Oy oy oy, altınlara gelin. Çok güzel. Bu Agamemnon yoksa maskını. Şu an size Agamemnon ile göz göze getiriyorum. Dimdik yüzüne bakabilirsiniz. Senin ne işin var Troya'da be? Bu kısım Agamemnon'un sarayında bulunanlar. Şunlara bayıldım özellikle de. Sphinx'ler. Kadın figürü. Rozların güzelliğine bakın. Artsız imal edilen siklop duvarları. Tepe gözler. Aslanlı kapıya geldik. Lion Gate. Of of of. Güzel. Tam bu alan Şileman'ın kazılarını sürdürdüğü mezar yeri. Mezar çemberi, bakın yuvarlak bir şekilde.
tabii ki de hazineler çıkmış. Yuvarlak mezar. Yukarısı Stader. Buranın, Mike'nin en güzel noktalarından birine bakıyorsunuz şu anda. Aslanlara veda ederek, duvarlara veda ederek Clytemnestra'nın mezarına doğru yola çıkıyorum. Clytemnestra önemli biliyorsunuz. Biliyorsunuz deyip duruyorum, yani Yunan mitolojisini sevenler, Troya Savaşı'nı sevenler anlayacaktır. Helen'in o güzeller güzel kız kardeşi. Agamemnon'un da karısı oluyor kendisi. Tabii ki pek çok badireler oluyor. Kızları Ifigenius'u, işte savaş başlamadan önce Agamemnon maalesef kurban ediyor tanrıça Artemis'e vesaire. Yani Clytemnestra bayağı bir içerliyor buna. Bayağı bir kin ve nefretle bekliyor Agamemnon'un dönüşünü. Zaten ondan sonra da öldürüyor. Ya daha bir sürü trajediler. Sonra kendisi öldürülüyor vesaire vesaire. Önemli yani. Yani Homeros buradan altın şehri olarak bahsetmiş. Kendisi zaten altın gibi bir eser bırakmış Troya Savaşı. İlyada destanı. Evet, bir tane daha Tolos'a geldik. Yine tepeden bakıyorum Tolos'a. Tesadüfen bulundu diyor, bakın. Sonra diyor Veli Paşa, Osmanlı döneminde diyor Veli Paşa zamanında diyor bayağı diyor burası yağmalandı diyor. Bayağı İlyada'nın ruhunu içinde geziyorum yani şu anda. Burası da bayağı değişik. Düşünsenize hazineler doluymuş içi. Evet, buradan da Clytemnestra'yı sevgiyle, saygıyla andık. Kraliyet mezarları. Evet, şu anda beklemediğim Eda arkadaki kaleye doğru geziyordu. Ne yaptı ne etti bilmiyorum artık oralarda. Öldü mü kaldı mı gelecek bir zaman. Artık Miken bitiyor. Namfilio'ya doğru geçiyoruz ve orada otele yerleşeceğiz. Ev gibi bir otel, kale içinde tuttuk. Bakalım göreceğiz. Evet Eda. Güzel ve yorucu bir günün ardından sanırsam bir Fırat becik söyledin kendine. Doğru aynen mu? Bak, hiç kolay değil Mert'cim. Pire'den çıktık. Korint'e geldik. Korint'ten Akropolis'ten. Kuzey yönünde ilerleyin. Ardından sola dönün. Miken antik şehrini gezdik. Daha ne olsun? Artık bir Fırat'ı da hak etmediysen ben daha ne olsun? Mekan nasıl? Mekan çok güzel, bir tavernacık. Mikines'teyiz şu anda. Mikines. Köy bura. Karşıda da bar var bakın. Melinas Taverna'dayız. Karşısı barmış. Burada kamplar da var, kamping. Ha, kamping var evet. Antik Tirins şehri. Mert'cim şu anda benzin alıyor. Kaç liraymış benzin Mert'cim? 1.82 euro. Yaklaşık 1.82. 60 liraya yakın yapıyor litresi. Bizden oldukça pahalı ama bir kere zaman gerektiriyor tabii. Belki eşit bile olur.
Filyo'ya geldik. Otelimize gideceğiz. Bumbulinas Caddesi'nde. Yasak tabi. Nafilio. Yani Osmanlı'da Anabolu. Çok tatlı bir yere benziyor. Mert motorumuzu park etti. Şöyle alışveriş sokakları vesaireler. Oh! Mert yaşadık. Burada bir sürü tavernalar, şunlar bunlar var bence. Şu evler de çok güzelmiş yalnız. Şimdi buraya bir küçük kilitçik koymuşlar. Şifreli. Bunun şifresini şey yapınca, yazınca şöyle demir kilidi yapalım hemen. Ne güzel bir yere geldik. Ondan sonra şöyle açılıyor. Hop anahtar içinden çıkıyor. Sonra kapatıp değiştiriyorsun. Evimiz böyle. Evimiz burası. Güzel bir sokağımız var. Hemen açıldı. Aa evet. Geliyorum. Oo çok güzel. Aa ne kadar güzel yer. Hadi ben artık buradayım bir ay. Bir ay ya. Bir daha Nafilio da kale içinde kalmayı tercih ediyor. Çok güzeldi. Mutfağımız şöyle. Piyasada en uzun yerlerden birisi. Harbi. Çok güzel. 2000 lira falan. Oo her şeyi var Mert çok güzel. Of kahvelerimiz de var süper. Yummy yummy. Ay çok hoş ne var bak bak Eda. Çok tatlı burası. Bak bak Eda. Nasıl ne var? Ay anladım. Anladım. Allah'ım yarabbim alem. Çok kıldı bu. Güzel bir konakta mı kalıyoruz biz şimdi? Vallahi yeri yani hiç eğlen diyor. Diye hiç denize gir eğlen diyor ünlüleri ya. Oo. Burası da güzel Mert. İyi çok sevindim. Ama o kadar yorulmuştuk bence hak ettik. Oo. Mert bahsettiğin ikramı gördüm. Evet. Güzel bir şarapçık. Oo. Aa kilise çanı çaldı. Demek ki saat ne oldu? 6 oldu. Bir de Mika Şire Çokomel var şurada. İkisi de güzel. Evet, gezmelere çıktık Mert Bey. Pek şıksınız bakıyorum da. Evet, kale içinde bir akşam gibi bir şey. Efendime söyleyeyim, bir kahve yudumlamaca, bir yemek yemece. Efendime söyleyeyim, bir keyif yapmaca gibi bir durum söz konusu. Bunlar kiralık bakın şöyle. Evet. Şirin şirin şeyler. Bu cumbalı evlere ne deniyormuş biliyor musun? Nafilyon. Hayati. Hayati. Hayati diyorlar. Osmanlı'nın en güzel şehriymiş arkadaşlar. Anabolu, Osmanlı himayesindeyken buralar. Daha sonra tabii ki bağımsız olduklarında da çok enteresan. Yunanistan bağımsız olduğunda burayı başkent yapıyor. İlk başkentleri. Atina değil yani. Önce burası. Nafilyo. Atinalılar pek seviyor. Hafta sonları buraya kaçamaklar yapıyorlarmış. Pek bir romantik olduğu için şehrimiz. Evet sokaklar canlı mı canlı heyecanlı. Güzel sokaklarda yürüyoruz. Cücürücü. Mert acayip güzel değil mi yalnız? Aparol şişe içmek isterim sen. Dev aparol. Ben bunu aldım ama bir şişe hakkımız var diyorum günlük. Günlük bir şişe. Ama bir şişe aynen aynen. İşte bir şişe mi? Bayağı kaç litrelik o? 5 litrelik değil mi? City tur yapalım mı bununla? Aperol şifriz. Şimdi Sintagma Meydanı'na doğru yol halindeyiz. Şöyle güzel güzel mağazalar var. Bence biz buraya meyve sebze getirip satarsak köşe oluruz gibi bir his var içimde. Bana altın kolye alabilirsin. Evet, Sintagma Meydanı'na çıktık. Yarın geleceğiz. Bakın şurası Sintagma Meydanı. Anladım. Bu meydan Mert olduğu gibi duruyormuş en eski yapıldığı zamandan beri. Öyle mi? Evet. Şu da Saat Kulesi. Tepedeki. Toroloi olan. Şöyle az da çekmek gerekirse.
Eda bize göstersin tepeyi. Nelerin olduğunu. Sen çeke dur. Şöyle meydanı. Evet, oturma yerleri, şeyleri var yani. Gel ortada çekelim. Napolyon'un ana meydanı burası. Sintagma yani Constitution, anayasa meydanı. Meydan 17. yüzyıldan beri aynı şekilde duruyor. Harika bir yapılar, binalar. Çok güzel. Burada yani en merkezi nokta millete soluklanmak için geliyor. Gezenler, tozanlar, çocuklar. Canlı müziğimiz var, çok güzel. Bu meydanın bir tarafında iki tane cam var Osmanlı eserinde. Şu bir tanesi. Görüyorsun. Bir tane daha varmış şurada, köşede bir yerde olmalı. Parlamento sanırsam, karşıdaki kesin. Şu olabilir mi Mert? Evet. Kesin o. Bayrağı var. Burası ilk başkentmiş ya. Aha. İlk başkent olduğu için de burayı. Şimdi konservatuvar mı orası? Parlamento binası Yunan devletinin. Yok şimdi. Daha sonra hapishane olarak kullanılmış. Sonra müzik okulu. Tiyatro olan, yerel tiyatro olan Ağapaşa Camii, Triano. Hadi bakalım bakalım. Eskiden Ağapaşa Camii'ymiş, şimdi tiyatro olmuş. Öteki camiyi de şurada hemen görüverdik. Şimdi müze. Arkeoloji müzesi olmuş artık günümüzde. Eski meclis binası. Tabii. Çok güzel bu arada. Eski şey canlının güzel bir başlığı. Evet çok güzel. Müzik sesi geliyor. Evet. Bağır mı yapmışlar acaba? Oradan gelmiyor galiba. Başka yerden geliyor. Var bugün. Mert Halk Eğitim'in sene sonu konseriymiş. Konsem. Konsem. Bu Leftiko camimiz şu anda bir sanat galerisi. Kale varmış. Çok güzelmiş. Çok hoş, evet. Bayıldım evlere. Yani burası bence Mert Yunanistan'ın en güzel şehirlerinden birisi. Değil mi? Çok şık, çok beğendim. Yani çok güzel yerler. Çok tatlı. Koylar falan. Dodoni ice cream'de ice cream mi yeseydim? Of, mis gibi koktu. Evet, açız ama. Burada gelato iyi yenir ha, güzel olur. Osmanlı Çeşmesi bulduk. Bir de büyüyor. Küçükten başlayıp. Bunlar açacak yani, yanlış anlamayın arkadaşlar. Hani bira falan açacak. En son en alttaki oldu. Napilio bir de tespihiyle meşhurmuş arkadaşlar. Çok enteresan değil mi? Ama şey güzel gözüküyor. Şimdi Yunanlı'ya desem ki tespih bizden çıkma. Onlar da diyecek ki tespih nö bizden çıkma diyecek, değil mi? Burası bir müze bu arada. Tespih müzesi. Komboli. Komboloi. Şey var. Otçu var. General. Bak. Hani. Evet, devam ediyoruz. Bir meydancık daha. Dona meydanındayım arkadaşlar. Çok güzel değil mi evler şöyle? Evet. Şahane. Renkler şahane. Bir çeşmesi var bak. Evet. Yine bir çeşme. Kaleye oradan çıkılıyor. Şurada da otçu var. Cannabis shop. Aynen. Bildiğiniz ot satıyor. Kilisemiz var. Şurada ot satılıyor. Anabolu. Bayağı çeşme var. Çeşme dolu. Ne yazıyor bilmiyorum. Evet. Çok da güzelmiş. Çok güzelmiş. Hemen şurada iki adım atıda yine var. Evet. Burası önemli bir yer bu arada. Yannis Kapadistrias'ın anısına yapılmış bakın. Slovenya'dan, Koper'den gelmiş Kapadistria. İlk valisiymiş modern Yunanistan'ın. Burada suikaste uğramış. Konstantinos Mavromihalis tarafından. Bakın anlatıyor. Ölmüş maalesef burada. Burası da 19. yüzyıl Osmanlı hamamıymış. Bir yandan da ama çok yıkılmış ya. Bak anca şöyle bir eğimini hani görebiliyorsun şöyle. Güzel el yapımı sandaletler. Bakın tabanları.
ustamız bunları boyuyor. Bayağı şey. Çok güzel değil mi? Mert dayanamazken. Evet, şimdi birer top dandırma yemeğe karar kıldık. Gelato mu? Na 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 gelato. Gelato İtalyan diyor. İtalya şeyinden. Mastikalı veya da naneli olabilir Mert. Limetta limonlu var. Yorgo Cami. Cami diyorum çünkü camiden bozmaya benziyor, biliyor musunuz? Muhtemelen de belki bir cami üstüne yapıldı. Baklava des mi canını çekti? Bak şimdi baklava, kadayıf, tulumba. Evet, tulumba. Ondan sonra küçük baklavalar, böyle modern bir çikolata koymuş. İçeride kadayıflar var. Şöbiyetler ekmek var. Kadayıf, şöbiyet bak, biliyor musun? Aa, Arap kadayıfı. Arap kadayıfı, şekerleme. Dayı bayağı şey, bizden yani. Evet, bu da savaş müzesiymiş. Sokakları güzel. Evet. Saat 8 oldu zannımca. Evet. Bunlar bizim topçuklar. Burası 3 Amiraller Meydanı Mert. İsmi şuradan geliyor. 1800'lerde Osmanlı donanmasını mahveden İngiliz, Fransız ve Rus amirallere ithafen yapılmış. 3 tane amiral. Emin misin? Nerede oran? Yannis Kapadistrias. Yunanistan'ın ilk valisi. Bayılıyorlar valilerine. Yalnız yarın çıkacağımız kale çok heybetli durmuyor mu Mert? Acayip heybet ne kalem ya, onu ver. Venedik ve Osmanlı Kalesi. Hey yavrumayı. Hey, bir meydana çıktık yine. Şurada da Burci var. Meydanımızda bugün Nafilio Anaokulu'nun düzenlemiş olduğu sene sonu gösterisi, müsameresi var Mert. Sene sonu rondları. Bu mu? Mareşal Maison, General Fabriere, Amiral bilmem. Şeyi çektin mi arkayı da? Çekiyorum. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Sana burç göstereceğim. Burci. Burci'yi Burci. Bunun adı Burci. Bu bir kale, deniz kalesi. Evet. İsmi Burci. Zamanında burada şeyler kalırmış. Yukarıdaki kalenin, hapishanenin ne denir ona, gardiyanları kalır. Limanı da güzel Eda, görüntüsü. Liman çok güzel. Bugün özellikle gene şeye denk geldik yani. Ronta. Dört ayak üstüne düştük. Bayağı burada eğlenceler var. Halk oyunları falan var. Kale güzel gözüküyor tepeden. Kocaman gözüküyor. Bak Burci'nin böyle 5 şuraya götürme getirme de varmış. Sana gösteriyorlar. Burci'yi mi? Ha evet. Burci kalesi. 5 euroymuş. Açılış kapanış saatleri. Evet. Kordon da canlı. Evet, evet. Mert Kapetan. Evet. Kaputan Paşa. Selamlar. Neşem yerine geldi. Neden acaba? Biraz hep küçük barbaya annecik sayesinde. Yeşil, pısarina. Hep ılık tutarlar, hep dolaba koymazlar. Yalnız çok güzel bir sokaktasın. Telefonla arayıp da onları dolaba koydurmak lazım. Eylos diye bir yerdeyiz, çok güzel. Buraya oturabilmek için sırada bekledik resmen arkadaşlar. Oo, Eda Hanım. Bakıyorum da yemektesiniz. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Tata salatası yiyorum. Brokalı, ıspanaklı. Güzel güzel. Afiyet olsun. Bir şey de içiyorsunuz. Uzomuz mu? Oo, barbayani yeşil. O zaman afiyet olsun. Yamaz.
Aynen. Oktopus olmasın mı yani? Güncük. Bu da şarapta yatırılmış.